sana tokadı yersin. Dinle istersen. Ne söylüyorsun? Söylediğin şeyler iddialı. İkizi bir insanı ortadan bölerseniz iki tanedir. Efendim, güzel bir çarşamba akşamı sizlerle beraberiz. Bugünün bir özelliği var. Evet, 12. ayın 11'i. Ama tarih olarak 11, 12, 13 diye bakacaksınız. Gün, ay, yıl. Gün 11, ay 12, yıl 2013'ün 13'ü. Seri bir tarih. Peki bu yıldan sonra ne olacak? 2014 yılı gelecek. Yeni bir yıl başlayacak. Hayatı herkesin yeni bir umutla, beklentileriyle olması gereken hayalleriyle olacak. Ama bugünkü başlangıç bir beklenti sıralaması seri bir şekilde ve en güzel de nedir biliyor musunuz? Bugün Facebook'ta da paylaştım. Hani 11, 12, 13, 14, 15 nedir? 11 gün, 12 ay, 13, 2013 yılının yılı. 14 nedir? Saat öğleden sonra 14 yani 2'yi. 15 nedir? 2'yi çeyrek geçiyor. Yani seri bir tarihte ister evlenebilir, ister çocuğunuzu doğurabilir, isterseniz nikah, sevgili, aşk, sevgi tazeleyebilirsiniz. Hayatınızı yeni bir baştan biçimlendirebilirsiniz, özellikleri dahilinde. Bazı insanlar kendine göre özeldir, farklıdır ve bunu yaşayıp hissedebilirler. Bunu da biz bu programımız içerisinde beraberce sizlere paylaşacağız. Renklerimiz dahilinde. Duygularınızı paylaşacağız, sizi paylaşacağız. Evet, çarşamba günleri paylaşılamayan bir programda beraberiz. Yani biz bizeyiz. Bazılarımızın mimik hareketleri, bazılarımızın tik hareketleri, bazılarımızın da yürüyüşleri veya kendine özgü hassasiyetleri vardır. Bazen sevgi, bazen sevmek, bazen sevilmek ister insan. Evet, siz burada yapmanız gereken hemen bize mesajlarınızla ulaşıyorsunuz ve gerekli olan bilgilerinizi sizinle beraber paylaşıyoruz. Yapmanız gereken ekranda da göreceksiniz birazdan. Ota yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi yazıp bize mesaj olarak göndereceksiniz. Ve en güzel özellik, hayatınızı kendi canlı canlı izleyip takip edebileceksiniz. İster inanın, ister inanmayın. Mantığınızın kabul etmediğini zaten hiçbir mantık kabul etmez. Hayatın bir felsefesi vardır. Bu dünyada ölmedikten sonra her şey hayatınıza değişir, şekillenir, biçimlenir. Hiç olmaması gereken bir andaki şekillerinizi, bir andaki duygularınızı, bir andaki şekil olarak düşündüğünüz hayallerinizi, belki bu fantazi de olabilir, duygularınızın ve duygusallığı da olabilir. Bunları da görebilirsiniz. Burada bize rüya olarak da aynı şekilde göndermişler. Aynı şekilde rüya da efendim, rüyamda demiş mezarlık kapısında asfalta yapılmış, yapışmış yeşil bir çanta buldum. Çantayı aldım ve açtım. İçi parayla doluydu. O paraların hepsini harcadım. Sonra da uyandım. Anlamı nedir diye bize göndermişler. Arkadaşlarımıza, televizyonumuza bırakarak rüyasının yorumunu bizden istiyorlar. Öncelikle mezarlık kapısı bir şekilde yeni bir başlangıçtır. İki tane kapı vardır efendim insan hayatında. Biri yaşam, bir de sonsuzluk olarak baktığınız ölümden sonraki bir yaşam olarak. Mezarlık kapısına gelmeniz ve yeşil bir çanta. Yeşil bir çanta kısmeti daima gösterir. Ama içindeki parasal olaraksa dünya olarak ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir küçüğünden büyüğüne almanız gereken envan çeşit ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir maddiyattır. Ama buradaki o açıdan bakmayacaksınız. Burada sizi zorlukların ve bir şekilde gizemli kalan bir noktayla çözümleyeceğiniz anlamına gelir. Mezarlık kapısında bilinmeyen, sessiz kalan, gizlenen ve konuşulmayan birçok konuda sizin bir başkasıyla, bir başkasının da sizinle ilgili bir konuyu suspus olduğunu, ölene kadar bir yere saklı bırakacağını, yani bu sır ölene kadar kalacak anlamına gelir. Mezarlık kapısı kapının açıldığı zaman her şeyin açılacağını ama açılmadığı zaman suspus olacağını, ölümle beraber kaybolacağını gösterir. Yeşil bir çanta muradınızın, dileklerinizin olacağını gösterir. İçinde para bulmuş olmanız, imkana ihtiyaç duyduğunuzu ve bunu da kendi kafanızdan, hani deriz ya,
20 bin liramız olsa borcumu kapatırım veya 30 bin liramız, 100 bin liramız olsa ev alırım şundur. Kafanızdan geçen Mevla'yı hayatınızda canlandırdığınızı ve hayır şeklinde de helal şekilde olmasını istediğinizi gösterir. Ve parayı aldım diyorsunuz. Bakın çantayı aldım, harcadım diyorsunuz. Bu da zaman içerisinde sahipleneceğinizi ama hayır işlemeniz gerektiğini gösteriyor. Bu para doluydu. O paraların hepsini harcadım. Sonrasında uyandım. Zaten harcadıktan sonra uyanmanız doğaldır. Çünkü para bitmiştir. Zaten harcadığınız için kalan bir şey yok. Sonucuna vardıktan sonra zaten rüya kendini belli eder. Bitmeden uyanamazsınız. Onun bitmesi de birçok ihtiyaçlarınızı, düşündüklerinizi gerçekleştireceğinizi ama yüzleşeceğiniz bir konu var. Bu yüzleşeceğiniz konu iki tane. Bir gizemli noktaya bakın. Çanta. Çantanın bir gizemi nedir? Düşürülmüş veya birinin tarafından bırakılmıştır. Bu kişide yüzleşme var. Yani aile ve çevrenizden bir kişinin yüzleşmesini yaşayacağınızı gösterir. Kapalı bir, ağzı kapalı bir konuda ağzı açılacağını ve konuşulacak. Sağlıklı bir konuşma olursa bu yeşil çantanın bir aşaması da bir tarla, bir bahçe, bir gelir getiren bir şekilde sattığınız zaman sizin tekrarla bunu değerlendirip alabileceğinizi gösterir. Yani sattığınız çantanın yeşilliği nedir? Toprağın verimi ve bereketidir. Yeşildir, meyvesidir. Sattığınız o yeşilin içinde ne vardır? Maddiyat vardır, bedelini alıyorsunuz. Yani bir şeyin alım satımıyla veya miras yoluyla paylaşımını yaşayacağınızı gösterir. Uyanmanız ise bunun neticesinin sizin açınızdan hayırlı olacağına ama bunun için çok çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü mezarlık görmeniz orada bir uyarı gösteriyor. Mezarlık miras dahilinde bir paylaşımı, ayrımlaşmayı ve bunun içinde sıkıntı yaşamadan çözümlemeyi gösterir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Merhaba. Evet, kimle görüşüyorum? Durdane. Durdane Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim hocam. Ben ne yapayım? Vallahi nasıl yapalım, sizinle görüşürüz. Hoş bir şey. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Durdane Hanım, soyadınızı alayım. Akıllı ol. Evet, doğum tarihiniz? 1971. 1971. Evet. Kaçıncı ayın kaçıncı günü efendim? 7. ayın 1'i. 7. ayın 1'i. Evet, evet. Temmuz'un 1'inde doğmuşsunuz. Evet, anne adınız? Fatma. Daha önce de yayınımıza katıldınız mı Durdan Hanım? Evet hocam, katıldım. Peki, nasıldı yayınımız? Düşünceniz nedir? Çok güzel, hoş, tatlı. Hoş, tatlı, güzel. Evet, bilemez. Peki, teşekkür ediyorum. Özellikle Durdan Hanım, 7. ayda doğmuşsunuz, Temmuz ayında. Bugünkü evet. Tarihimizin bir özelliği var. 11-12-2013 olarak geçer. Ama buradaki bir özelliğin sizin hayatınızdaki etkisi ise şu şekildedir. Birincisi, siz şu son 9-10 gündür bir toparlanma sürecine girdiğinizi ve yeni bir yıldan beklenti içinde olduğunuzu gösteriyor. Akıllı oğlu soyadıyla baktığım zaman siz çevrenizden barışık olduğunuzu ve düşüncelerinizi çok güzel paylaştığınızı gösteriyor. Yalnız hassas bir denge, hassas bir sıkıntılı dönemi de aşmak istediğinizi gösteriyor. Bu da sizin bir kenarında su akan, yani bir dere olabilir, ırmak olabilir, köprünün yanında olabilir, bir kenarda ufak bir su akan ve hafif tümsekli, yüksekli bir yerinizin olduğunu gösteriyor. Bahçe olabilir, tarlanız olabilir. Doğru mudur efendim? Doğru. Böyle bir yerin, bakın, su geçiyor, suyun hemen yan tarafında hafif dönüşlüğü beraber yükselti var. Yükseltinin hemen yan tarafında düzlükle beraber taş ve tepeler var. Ağaçlar da var ama ağaçlarınız seyrek seyrek görünüyor. Doğru mu efendim? Doğru. Evet, burayla ilgili geçtiğimiz günler içerisinde, bu bayram da olabilir. Çünkü bir konuşma yaşanmış. Bu konuşma içerisinde biraz canınız sıkılmış. Ya hak ettiğinizi alamadınız ya da bir konuyu değerlendirmek için zorluklar yaşadığınızı gösteriyor. Doğru mu? Doğru. Hatta hafif kilolu birinden bir konuşmadan dolayı canınız sıkılmış. Ama bunu çözümlemek istiyorsunuz çünkü haklısınız, haksız duruma düşüyorsunuz. Ve o günden bu yana bir bel ağrısı ve baş ağrısı yaşamaya başlamışsınız. Televizyon sesini biraz kısabilir misiniz? Bağırıyor, farkındaysanız. Durdan Hanım. Evet.
Şu anki aşamada birincisi kendinizi toparlamanız, sağlıksal olarak toparlamanız lazım. Ayrıca bugün ayın 11'i ama Kasım ayının 24'ü ile Aralık ayının ikisinde bir görüşme yapmışsınız. 3 kişi arasında bir görüşme olmuş. Üçünüz de bayanmışsınız. Bu bayanlar arasındaki konuşma içerisinde biraz sevinmişsiniz. Yani üzüntüden uzak kalmışsınız ama kafanızda o sevincin içinde sorular oluşmuş. Doğru mu? Doğru. Hatta bunu görüştüğünüz kişilerden biri oldukça size yakın ama diğeri birkaç sokak diyelim veya biraz daha uzak diyelim ama diğeri ona göre yakın görüştüğünüz kişiler. Bu görüşme sizi mutlu etmiş ve zaten önümüzdeki zaman içerisinde. Peki önümüzdeki zaman nedir? Önümüzdeki zaman yeni yıldır. 2014 diyelim. Müsaadenizle. 2014 yılında siz çok genişçe rahat etmek istiyorsunuz. Peki bu rahatlık nedir? Birincisi çevrenizle barışık olmak, ikincisi maddiyat yönünden rahat olmak, üçüncüsü de sağlıklı kararlar verebilmek istiyorsunuz. Çok akılcı davranmanız lazım. Bakın ani bir kararla yanlış bir karar vermeniz yanlışlıklara götürecektir, sorunlara götürecektir. Bunu çözümlemeniz lazım. Kendinizden emin olmanız lazım ki bunu çok güzel vurgular ve ifade edebilirsiniz. Yalnız ailede uyuşamadığınız noktalar var. Birincisi, her şeyi bırakıp satıp uzaklaşmayı gitmek isteyenler var ailede. Doğru mu? Doğru mu efendim? Doğru. Hiçbir şeyle uğraşma, her şeyi bırakak, kozanı bırakak, her tarafa gidek, başka yere gidek, yeter artık usandım diyenler var. Ama siz ve aile içerisinde birkaç kişi, siz buraya alıştığınız için, burada yaşadığınız için, başka yere gitmek değil, yeniden bir sıfırdan hayat kurmak değil, biz burada hayatımızı kurduk, imkanlar neyse bunu yaşamayı biliyoruz diyen kişisiniz. Doğru mu? Evet, doğru. Ve bunun için geçtiğimiz, bugün ayın 11'i, ayın 6'sı, 7'si dahiline bir gözyaşı dökmüşsünüz. Kendi aranızda küçük bir ağız konuşması, ağız dalaşı demeyeyim de ağızlı bir konuşma olmuş. Bunda biraz üzülmüşsünüz. Çünkü size karşı yanınızda olunmamış, karşıdaki bir tepkiyle karşılaşmışsınız. Destek olacağı yerde sıkıntı olmuş diyebilirim. Doğru mu? Doğru hocam. Ya orada camide oldu. Camide Burangus'unda. Caminin kapısında mı oldu? Peki nasıl oldu? Camiye gidiyorum Burangus'una. Evet. Orada yanlış var, ben doğrultunca o karşımdaki insan yanlış mıydı, doğruna gitsin. Falan adam uyumamıştı, çarpıza yalan edin. Ben niye edeyim ki? Ben karşımda sonra değil mi? Doğru. Bakın o doğrular ne kadar doğruyu söyletiyor değil mi? Doğru bir şekilde. Güzel hani o dedim, tamam doğru okudum dedim. Ben doğruyum, karşımda yanlış olunca doğruna gitsin. Yoksa pazartesine ben mi anlayayım, neden aklınıza yalan edin, bunu yiyemez. O bunu yiyemez. Evet, işte bu sizi hem üzmüş hem de bayağı bir düşündürmüş. Aslında evet. Olmaması gereken ve hala da o konu kapanmış değil, hala gündemde çözümlenmek isteniyor, sonuçlanması gerekiyor. Yoksa üzülen ve üzüntü yaşayan sizsiniz. Doğru değil mi? Doğru. Ya burada üzülmek gerekmiyor ama hep üzüntü yaşayan sizsiniz. Bunu da benim düşüncem bu noktaya gelmeyin. Gerçekten çok farklı da olsa düşüncenizi gerçek anlamda yaşayıp da yaşatan kişi sizsiniz. Seçicisiniz. Bana göre Durdane Hanım, bir kendiniz çok sıkıntılar yaşadınız. Bakın yeni yaşamadınız bu sıkıntıları. Size belirgin bir tarihler söylediğim, önceden de söylemiştim ama bu tarihleri o birilerinden daha farklı söyleyeyim. Size hayatınıza iz bıraktığı için. Özellikle 2003, 2007 yılları tamamıyla sıkıntılarla uğraştığınız, ailece uğraştığınız bir yıllar. Ama artık bu sıkıntıları yaşamak istemiyorsunuz. Artık yeter diyorsunuz, yeter. Neden yeter diyorsunuz? Problem. Ama bu problemler durduk yerde çıkmıyor. Ama ben her zaman şunu derim. İnsanlar haklıdır. Ama haksızdır da. İki taraf, bir taraf mutlaka haklı veya haksız demeyeceğiz. İki tarafta da haklılık vardır, iki tarafta haksızlık da vardır. Çünkü eşit davranmak zorundasınız. Bir tarafı çektiğiniz zaman, bir taraftan sünger gibi uzandığı zaman, lastik gibi söndüğü zaman sorunlar ve problemler gündeme gelebilir. Buna dikkat etmek lazım. Evet, Durdan Hanım dediğim gibi 2003 ve 2007 oldukça önemli dönemler sizin için. Buna dikkat etmeniz lazım. Renk olarak ise gri renge dikkat edeceksiniz. Sizin renginiz gridir. Bu da hayatınızdaki gizemi,
düşüncenizi, düşündüklerinizi hayata geçirmek istediğinizi gösterir. Değişken bir tabiatınız var. Her şekilde hayatınızı kabullenebileceğiniz, değişimleri yansıtabileceğinizi gösterir. Ama o kadar hassassınız ki çevrenizden gelecek tepkileri bir anda yaşıyorsunuz. Peki bu tepkilerden uzak kalsanız veya ne yapabilirsiniz diye düşünürsek çok şeyler hayatınızdaki değişimleri yansıtıp gösterebileceğine inanıyorum. Alo. Evet. Evet, bu arada telefonlarımıza geliyor tabii ki ama artık düşmüyor, yoğunlukla ve kilitlenmene doğru bazen. Tabii ki. Dediğim gibi bazı insanların mimik hareketleri, bakışıyla, kaşıyla, gözüyle hareketleri yapmak istediğini, söylemek istediğini mimik hareketleriyle söyler. Peki bir de bazı insanlarda, farklı insanlarda, özel insanlarda tikleri olur. Ayağına basarsanız o bir ayağı ağrır. Karnına dokunursanız güzel sözcükler size ifade edebilirler. Veya öpücükler, hani bazen karşıdakine öpücük atarsa o size öpücük atar. Yani aynı empatisini yaşatırsınız. Elinizi kaldırırsanız o da elinizi kaldırır. Kendi elini kaldırır. Ya karşılığını yapar. Ya çok çeşitli tikler vardır. Yayınımıza katılan kişilere bir çevresinde tik arkadaşı, sevdiği kişi var mı? Mesela benim tanıdığım bir arkadaşın, yani ailece olarak görüştüğüm eşi, hanımefendi, kocasının tiki var. Yanında yatarken bile sorun yaşadığını söylüyor. Burada tamamıyla bazı konulardan, düşüncesinden, tikinden, hassasiyetinden, bazen de farkında olmadan seslenmiyorum diyor. Ama bazen fark ettiğim zaman da kendimi kasıyorum, uzaklaşıyorum, geriyorum diyor. Tabii ki herkesin bir tiki, değişkenliği olur, olabilir. Bunu da söyleyeyim. 515-37-10 canlı yayın telefonumuz. Bize eşlik edebilirsiniz. Kendinizi tanıyabilirsiniz. Bildiğiniz veya bilmediğiniz yönlerinizi görebilirsiniz. Zaten ben biliyordum, ben bildiklerini söyledi diyorsunuz belki ama siz biliyorsunuz da ben bilmiyorum, sizi tanımıyorum. O yüzden bildiğinizi, zaten bildiğinizi söylemedikten sonra nereden bildiğimi anlayacaksınız. Bilmediklerinizi de söyleyince bunlar doğruysa bunlar da doğru diyeceksiniz. Evet, hayatın doğrularını kendi dünyamız içerisinde paylaşıp göreceğiz. İsmail Genen yazmış, Genen 22.02.1980 yazmışsınız İsmail Bey. Ama anne adınızı göndermemişsiniz mesajınızda. Anne adınızı hemen gönderin. Dediğim gibi sıranız ölmesin. Anne isminizi yazmamışsınız. Evet, hayatta ne istiyorsanız, mutluluk, huzur, bazen huzursuzluk bile bazen insanın aradığıdır. Zehirin ilacı panzehir derler. Bazen şaka etmek, bazen takılmak, bazen güzel bir gerçeklerle yüzleşmek, bazen de yalanlarla uğraşmak. Artık hayatın bir parçasında olan bir gerçekler boyutu vardır. Ama bir gerçek şudur, bu dünyada yaşıyorsanız her şeyle karşılaşabilirsiniz. Olumlu, olumsuz bir süreçle farklı bir şekilde U dönüş yapabilirsiniz, farklı bir şekilde hayatınızın, yaşamınızın değişimini yaşayabilirsiniz. Ama şu bir gerçek, bu dünyada ölümden başka her şey olabilir. İmkansız diye bir şey yok. Yeter ki sevgiyi, mutluluğu, dostluğu kazanın. Allah'ın izniyle her şeyden önce mutluluğu kazanın, dostları kazanın. Bu zamanda en güzeli sağlam dostluklardır, sağlam kişiliklerdir. Eğer zaten bunu bulduysanız kaybedemezsiniz. Kaybedemeyeceğiniz gibi de yaşamınızdaki değişimleri güzel bir şekilde paylaşırsınız. Yani imkansız diye bir şey yoktur. İmkansız nedir? Eğer biri ölüp gittiyse onun tekrarında yaşamında zengin olacaktı, fakir olacaktı, bekardı, evlenecekti, ayrılacaktı gibi konuların konuşulması yanlıştır. Ama her zaman insan hayatında değişkenlikler vardır. Evet, çiçek rumuzuyla katılan bir izleyicimiz vardı. Bu arada İsmail Genens demişsiniz. 22.02.1980, anne ismi Leyla. Evet, sıranız ölmeden mesajınızın devamı da geldi. Öncelikle duygusal bir tabiatınız var. Her şeyle karşınızdaki kişiye kendinizi güzel yansıtmak, göstermek istiyorsunuz. Doğru bir karakteriniz aslında. Duygularınız dahilinde düşüncenizi gerçek anlamda sonuna kadar gösteren, tanıyan ve tanıtan sizsiniz. Ama hayal kırıklığına, herhangi bir olumsuzluğa da tahammülünüz yok. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Hayatın içindeki o güzelliği,
hayatın içindeki beklentileri yakalayıp görebilirsiniz isterseniz. Ama bunu görebilmek için öncelikle kendinizi tanımanız, değerlendirmeniz şart. İsmail Bey, anne isminize baktığım zaman 22.02 doğum tarihinize göre baktığım zaman öncelikle kendinize özgü kararlarınızın olduğu ama bu kararların dışına çıkmak istemediğinizi, iz bırakmaya, sevgi dahilinde tamamıyla bütünlüğünüze sahip olduğunuzu gösteriyor. Ve en güzeli de dostluğunuzu, güzelliğinizi sonuna kadar destekleyen ama hayal kırıklığına yer vermek istemeyen bir tabiatınız var. Tartışmayı sevmiyorsunuz. Zaten tartışmayı kimse sevmez. Ama en kötüsü de bir beklediğiniz, ikincisi olmasını istediğiniz noktalarda sorunlar yaşamışsınız. Genel olarak soyadınızda S'yi en altı arkaya yazmışsınız. Genel diye çıkıyor. İki tane E, iki tane N harfi. Sonunda başta bir G ve S harfiniz var. 22.02.1980'lısınız. Anne isminizdeki iki tane L ve bir tane E uyarı olarak çevrenizden barışık olduğunuzu ama sizin sevgi dahilinde bir konuda kilitlendiğinizi ve ciddi bir ayrılık yüzleşmesi yaşadığınızı, onun içinde ikinci bir kişi, sevdiğiniz veya ayrıldığınız kişi de olabilir, o kişinin de bilgisini yazıp göndermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü İsmail Bey, bir konu var sizin kafanızı çok karıştırıyor. Elinizi nereye attıysanız kuruyor demeyeceğim. Bu ayrı bir konu. Şu anki durumda kilitlendiğiniz, aşmak istediğiniz ama değerlendirmekte zayıf kaldığınız bir nokta var. Siz başarılısınız ama başarınızı gösteremiyorsunuz. Duygu yüklüsünüz ama duygu halinizde kendi içinizde kendinizi cezalandırarak hareket ediyorsunuz. Ben yerinizde olsam kendinize haksızlık ettiğinizi kendiniz de görebilirsiniz. Siz bile bile kendinize üzüntüler, acılar yaşatıyorsunuz. Hak etmiyorsunuz bunu. Çünkü yaşantınız içerisindeki özverinizi çok güzel değerlendirmiş, gerçek anlamda bir noktaya taşımışsınız. Ama bunun karşılığında bulmak istediğiniz noktada hayal kırıklığını yaşadığınızdan dolayı sorunlar ve problemler peşinizi bırakmamış. Üzülen siz olmuşsunuz. Yıkılan, yıpranan siz olmuşsunuz. Benim düşüncem, isterseniz bazı aşamalar dahilinde değişimleri güzel bir şekilde yaşayacak sizsiniz ama bunu nasıl yapacağınızı ve ne yapmak istediğinizi planlayın derim. Çünkü İsmail Bey, şu an birinin etkisi, duygusal etkisi altındasınız. Neden? Bakın, 12. aydayız. Siz 02, 2. aydasınız. İkisinin gücü vardır, çift karakterdir. Bulunduğu ortamda karşıdaki kişinin sözünden kolay kolay çıkamaz, etkilenir. Etki mesafesi vardır ve bunu da yaşarsınız. Gün olarak, bugün 11 farkındaysanız, 11-12-2013, sizin doğum tarihiniz 2-2, yani iki tane 1 var, bugünkü tarihimizde 11, ama sizinkinde de 2-2 var, 22. Bunun da karşılığı çift rakamsal olarak güçlü bir yalnız olduğunu ama hep boşluğa düşen siz olduğunuzu gösterir. Etkileyen bir pozisyon var, eğer bunu dediğim gibi hemen gönderebilir iseniz, sevdiğiniz veya ayrıldığınız, sizi etkileyen noktanın sebebi ortaya hemen çıkmış olacak ve bunu sizle paylaşmış olabiliriz. Yalnız etkilendiğiniz nokta içerisinde beklentilerinizin, sıkıntılarınızın bütünüyle olması gereken halinde yalnız kalmanız sorun yaratabilir, problem yaratabilir. Şu anki aşamalarda halinde takip edip değerlendirebilirsiniz. Ama şuna inanın, birçok konuda sıkıntıya girdiğiniz zaman toparlayamazsınız. Kendi aşamanızı iyi değerlendirmeli ve bunu sonucuna göre hareket etmelisiniz. Eğer sonuç alabilirseniz ki inanıyorum başarılı bir karakterle sonuçlandırabilir, sahiplenebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Yalnız stres veya bazı aşamalar sizin tamamıyla olması gereken noktalar içerisinde sorunlar olduğunu gösteriyor. İsmail Bey, birincisi bulunduğunuz ortamda yuvanız dahil var. Küçük sorun bu yani gösteriyor. Dikkat etmeniz lazım. Ama dikkatli davranıyor gibi görürseniz de bazı konuda boşluğunuz var. Bu boşlukta ister istemez sizi problemlere götürüyor, sorunlara götürüyor. Benim düşüncem kısa vadeli zamanlar içerisinde hayatınızdaki değişimlere yön verebilmeniz, kutupları oluşturabilmeniz ve bu tamamıyla hayatınızdaki değişkenlikler ve problemleri kendi dünyanızda yaşayıp görebilmenizdir.
Ama en önemlisi de kendi hayatındaki değişimler içerisinde farkı fark edilir bir şekilde yaşayıp görebilmenizdir. Eğer bunu doğru bir şekilde yaşayıp yansıtabilirseniz, ki inanıyorum birçok konuda başarabileceğiniz, aşabileceğiniz aşamalar söz konusu olabilir. Yalnız dikkat etmeniz gereken, hep düşüncenizin gerisinde kalan sizsiniz ve bunu da yerine göre değerlendirdiğiniz zaman başarabilir, değerlendirdiğiniz noktaya da sahiplenebilirsiniz. Sıkıntınız var mı? Var. Zaten bunu belirgin bir şekilde renginiz gösteriyor. Aslında sizin olması gereken renginiz kahverengi. Ama şu anki söyleyeceğim renk kahverengi değil. Sizinki sarı. Sarı ile kahverengi arasındaki fark şudur. Kahverengi olması gereken Aralık ayında olduğumuz için ve çift karaktere sahip olduğunuz için kahverengi size verim verir. Sarı ise şu anki aşamada da bazı iyi giden işlerinizde hep eksiklikler olduğunu gösterir. Ben şunu basitinden şöyle ifade edeyim. 1'den 10'a kadar sayımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye. Ama sizdeki bu sayılar içerisinde 3 tane rakam yok. Nasıl yok? 1 var, 2 yok, 3, 4 diyorsunuz, 7 diyorsunuz, 9 diyorsunuz, 8, 10 yok misala. 3 tane eksik rakamdan dolayı sayıyı tamamlayamıyorsunuz. Sizin işiniz bu yönden kilitleniyor. Gerek işinize gerek duygusallıkla bir konuda geride kaldığınızı gösteriyor. Benim size tavsiyem, birincisi, ikinci bir kişinin bilgilerini hemen gönderin. Etkilenmediğiniz veya etkilendiğiniz noktayı söyleyeyim. Üçüncüsü de zaman içerisindeki değişimleri, kendiniz dahil değişimleri hissedeceksiniz. Yalnız ne kadar uzaklaşmaya gitseniz de o uzaklaşmalar engel olur. Bir de baş ağrısı, boyun ağrısı dahil de sıkıntılara maruz kalabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bu arada gelen mesajlar dahilinde. Hemen bakalım. Ali ve Zübeyde Genenç. Kardeşlerim Leyla, anne ismi Leyla diyorsunuz. Şimdi Ali diye yazdınız. Ali'nin bir, nasıl siz İsmail diye yazdınız, soyadınızı yazdınız, doğum tarihinizi, anne adınızı yazdınız. Aynı şekilde Ali'ye de adını, soyadını, doğum tarihini yazacaksınız, yollayacaksınız. Ondan sonra Zübeyde'yi yazacaksınız, göndereceksiniz. Ona da belirtmiş olayım. Evet, eksik göndermeyin ama dediğim gibi bir konu sizi kilitliyor. Bu da istediğiniz noktaya varmanızın zorluğunu, güçlüğünü, problemlerini gösterir. Dikkat edin. Etkilenen sizsiniz. Toparlanmakta zorlanabilirsiniz. Bu da iyi olmaz. Yani üzülen de, yıpranan da siz olursunuz. İyi bir sonuç olmadığını söylemek istiyorum. Evet. Evet, bu arada geliyor mesajlarınız da aynı şekilde. Bu arada 515-3710 canlı yayın telefonumuz. Evet, Musa Tatlı. 16.05.1986 anne ismi Neriman Doğan diye parantez içinde yazılmış. Doğru mudur? Evet. Musa Tatlı. 1. Beklenti aşamanızda düşündüklerinizin, aşamalarınızın oluşumlarına oldukça önem verdiğinizi. Ama bir karakterinizden asla ödün vermek istemeyen, değişimleri sonuna kadar destekleyip gösteren kişi olduğunuzu, ama fırsatlar dahilinde, imkan dahilinde, düşünce dahilinde geri adım atmadığınız zaman başarabileceğiniz noktayı da çok güzel hesapladığınızı belirtmek istiyorum. Üzüntünüzü, sürecinizi yapmak veya yapacağınız işlerden geri kalmak gibi süreçleri bütün bir yaşayan sizsiniz. Bunda da etkilenen olduğunuz süreç içerisinde ister istemez beklentilerinizin, sıkıntılarınızın sonunda kalan siz olduğunuzu gösterir. Aşabileceğiniz süreçler var. Bunu yerine göre değerlendirin. Ama eğer bunu gerçek anlamda bir noktaya taşıyabilirseniz, ki inanıyorum birçok konuda başarınız ön plana çıkacaktır. Ama bunu gerçekleştirmekte zorlanırsınız. 16.05.1986'lısınız. 16'nın karşılığı 7'dir. İsminizde Musa 4 karakteri ifade eder. 4, 7, 11'dir. Tatlı'da ise 5 tane harf vardır. Ama bu tatlı içerisindeki 2 tane T'nin bulunması 4'e düşürür. Bu arada nazar var sizde. Yani bu yüzden sıkıntıyla yüzleştiğiniz görünüyor.
Yazı tahtasında yazmıyorum. Çünkü bazı kiranın isimlerinin okunmasını istemeyenler de olduğunu düşündüğüm için, bundan etkilenenler de olduğunu bildiğim için yazı tahtasında belirtmiyorum. Çekinenler var. Evet. Bu yüzden yazı tahtasında yazmıyorum. Seçerek hareket ediyorum. Herkesinkini yazmadan belirtmek istiyorum. Şu anki aşamada imzanız dahilinde ciddi bir şekilde süreç var. İmzanızı ekranda göstermek isterdim ama sizin dediğim gibi yazma dediğinizi ve bunun bazı aşamalar dahilinde 1, 2, 3, 4 4 ayrı küçük olaylarınızın ve 2 tane büyük bir atılımınızın ama bir anda evhamınızdan, düşüncenizden dolayı da imzanızdan uyarı dahilinde çıkıyor. Beklentilerinizin karşılığını almakta zorluklar yaşadığınızı gösteriyor. Ve en büyük özellikle hayal kırıklığına uğradığınızı ve sıkıntılar yaşadığınızı gösteriyor. Bu da aşmanız gereken noktalarda sizin bütünlüğüyle etkileniniz görünüyor. Evet, zaman dilimi oldukça önemli. Zamanı iyi değerlendirebilmeniz önemli. Bir anne ismi Neriman. Buna Neriman olarak da diyebilirler. Çünkü doğan soyadıyla karşılaştırdığım zaman aile olarak bulunduğumuz tutum ve ortamlar dahilinde düşündüklerinizi ve düşüncelerinizi güzelce paylaştığınızı ifade edebilirim. Yalnızca beklentiler, süreçler, dikkat etmeniz lazım. Etkileniz durumuna dikkat ettiğiniz zaman başarılı bir karakter, başarılı bir değişim yaşayıp görebileceğinizi, etkileneceğiniz noktaları da takip edeceğinizi belirtmek istiyorum. Ama en önemlisi de zaman dilimi sizin için oldukça önemli. İyi bir istirahate ihtiyacınız var. Kafanızı toparlamaya ihtiyacınız var. Zaten burada renk olarak da hemen sizin bilgileriniz dahilinde bilgilerinizi de paylaşayım. Renginiz çok net ve güzel çıktı. Yosun yeşilidir, koyu bir yeşildir. Umutlarınız ve düşüncenize sahip olduğunuzu gösterir. Dostluklarınız ve samimi olduğunuz noktayı da asla vazgeçmeyeceğiniz noktada da hareketlerinize sahiplenmesini bildiğinizi gösterir. Tartışma size gelmez. Yeniliklere çok güzel açık olduğunuzu gösterir. Fikirleriniz güzel, dostluğunuz güzel. En güzeli ben onu takdir ettim. Aranan ama bulunmayan bir dostlardan birisiniz. Herkes dost olabilir mi diye sormak gerekir. Dostluğu dostluk olarak görebilmek, kime ne kadar güvenebilmek, kime ne kadar güvendiğini bilebilmek oldukça önemli. Evet. Evet. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Rumuz Fidan. Rumuz Fidan. Yalnız burada çok farklı yazmışsınız. Bakın. Çiçek yazmışsınız, Fatma yazmışsınız, Songül yazmışsınız. Yani karışık olarak söyleyeyim siz anlayın diye. Bana adınızı, soyadınızı, doğum tarihi, gün, ay, yıl olarak ve anne adınızı yazın. Siz isimleri, 4 tane isim yazmışsınız buraya. Ondan sonra doğum tarihi var. Hangisi anne, hangisi soyad, hangisi ne olduğu karışık. Eğer bunu hemen gönderirseniz hemen size yardımcı olacağım. Sıkıntı olmadan sizin sıranızda geçmeden yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü hepinize de o noktada hareket etmek istiyorum. Bu arada hoş geldiniz diyenler var. Biliyorsunuz şehir dışındaydım. Konya tarafına geçtim. Konya'dan Ankara'ya geçtim. Ankara'dan bu tarafa, yani Adana'ya geldim. Adana'dan Kozan'a geldim ve ekrandayım. Sabah 9'da otobüse binmiştim. İnanın yollar kar yağmıyordu ama kar yağmıştı. Gizli bir buzlanma vardı. Allah yardım etsin gerçekten. Otobüsler devrilmişti. Kamyonlar yoldan çıkmıştı. Otomobiller yoldan çıkmıştı. Yeni yeni olayların, kazaların üstünden geçtik. Yani öyle akşamdan, dünden, o bir günden kalan bir olay değildi. Geçtiğimiz yerde yeni yatmıştı arabalar, devrilmiş arabalardı. Yani daha yeni yeni çekiliyor, yol temizleniyordu. Ben tavsiyem şu, eğer araç kullanmayın diyorum karlı yerde, buzlu yerlerde. Gizli buzlanma çok çünkü. Şoförlerin en büyük düşmanı bu. Aracın ne yapacağı belli olmaz. Aracı kumanda eden insandır ama 4 tane teker yolun üstünde gidiyor ama bir kaydığı zaman toparlamak zordur. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki kullanan sizsiniz. Bir şekilde dikkatli olmak gerekir. Siz kendinizi düşünmüyorsanız sizi evde bekleyen, yolunuzu bekleyen insanları, sizi sevenleri düşünün. Sizin için üzülmelerini istemiyorsanız siz de onları üzmemeye gayret edin diyorum. Çünkü ben o yolculukta
Birçok kazayı gördüm, üzüldüm yani. Şimdi düşünün onu yaşayan, hem maddi hem manevi. Maddiyatından vazgeçiyorsunuz, canı düşünüyorsunuz ama hiçbir olmasın. Hiçbir ne sıkıntı yaşansın, ne gözler yaşarsın, ne gönüller kırılsın, ne gönüllerden kanlar, gözyaşları aksın. Evet, yani burada herkese Allah'a emanet ediyorum ki dikkatli olun. Araç kullanmak hele bu kışın sorunlu olabilir, sıkıntılar olabilir. Hele hele karlı yerde oturanlar, buzlu yerde oturanlar, yağışlı olan yerlerde dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki sizin yaşadığınız yeri ben sizden daha iyi bilecek değilim. Takdiri size bırakıyorum. Ben gördüğüm şeyi, olayları anlatıyorum. Takdir sizin efendim. Sizin yaşadığınız yeri tabii ki sizden iyi bilemem. Onu belirtmek istiyorum. Bendeki bir uyarı. Gördüklerimi anlatarak uyarı tabii ki. Evet, Derya Genes 01.01.1977. Anne ismi Asina. Süper bir şekilde, gerçekten karakteriniz güzel. Yalnız dikkat ediyor musunuz? 2 tane 0, 2 tane 1 rakamı ve 2 tane 7 rakamı var doğum tarihinizde. Ve en önemlisi, isminizdeki Derya ismi birçok konuda aşmak istediğiniz düşüncelerinizi, düşündüklerinizi ön plana çıkartacak. Kendinizi çok güzel ifade edecek. Ama en ufak sözden, laftan alınan, kırılan, tepki gösteren kişi olduğunu söyleyebilirim. Ayrılığa tahammül olmayan bir insansınız. Sevgi sizin için bir bütünlüktür. Kopmaması gereken, parçalanmaması gereken. Ama bunu yaşarsanız, neden yaşadınız, neden böyle oldu diye düşünen ve bunun içinde tamamen yıprandığınız noktayı da aşmanız gereken, toparlanmanız gereken noktalarda yalnız kaldığınız süreçleri sona kadar değerlendirmek, gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Ama kısa zamanda hayatınızı değiştirmeniz lazım. Değişim nedir? Hayatınızdaki beklentiler olmalı. Düşünceleriniz olmalı. Siz olmalısınız. Bunlar eğer hayatınızdaki değişimleri doğru bir noktaya taşıyabiliyor, kendinizi gösterebiliyorsanız sizden iyisi yok. Peki bunu nereden nereye taşıyabileceksiniz? Kime ne kadar güveneceksiniz? Güven basit bir olay değildir. Derya Hanım, siz herkese güveniyorsunuz. Herkesi kendiniz gibi biliyorsunuz. Çünkü insanoğlu, herkes iyi olan, kötü olan diye ayrım yapmak istemiyorum ama insanoğlunda şu var. İnsanoğlunun dostu da insandır. İnsanoğlunun düşmanı da insandır. Neden? İnsana yardım eden insandır efendim. Ama bir insan da zarar görürse kimden görür? Kendini sevmeyen bir insandan görür. Ve bu da kendine özgü duygularını, kendine özgü duyguları içinde yaşarken de sıkıntıyla karşılaşır. Bunu aşmak gerekir. Derya Hanım, bu duygulunuzu özverinizle gündeme getirseniz güzel bir netice alırsınız. Pasif olmayın. Siz pasif kalıyorsunuz. Bazı konuda zayıf kalıyorsunuz. Benim düşüncem, bu zayıflığı aşabilirseniz, düşüncelerinizi doğru bir noktaya taşıyabilirseniz sizden iyisi yok. Ama eğer bu düşünceleri bütün ve kayıp olarak, sıkıntı olarak yaşar da tek bir şekilde kaldığınızı düşünürseniz, o zaman problemler, o zaman sorunlar, o zaman sıkıntılar yaşarsınız. Ailesi olarak gerçekten bir tutkunluk var ama istediğiniz noktada değilsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. İçerisinde bir üzüntü yaşamışsınız. Hala da bu üzüntü devam ediyor. Benim düşüncem, bu üzüntüyü büyütmeyin ama unutmayın da. Niye unutmayın? Bununla yüzleşeceksiniz. Kapanmıyor bu. Tekrar yüzleşmeniz görünüyor. Bu önümüzdeki yıl içerisinde, 2014 yılı içerisinde bir konu dahilinde gündeme gelecek. Çünkü siz geçtiğimiz 2 yıldır bir konudan dolayı sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir miktarda elinizden para çıkmış zaten. Sıkıntı olarak çıkmış. Tekrarla bir miktar daha çıkabilir. Haberiniz olsun. Temkinli, dikkatli olmanızda yarar var. Bu sizin için oldukça önemlidir. Kararlarınız güzel. Ama bu kararları uygularken biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bu dikkat sizin için, bir başkası için değil. Renklerinize gelince, özellikle aşamalı olarak değişimlere önem veriyorsunuz. Bakın, burada bir rengimiz var. Yatmış bir insan şeklinde kahverengi. Hemen hemen. Yatmış sanki uzanmış gibi görüyorsunuz. Ama kahverenginin turuncu olarak görün siz, altında koyu bir kahverengimiz var. Bu elinize attığınız bir noktada umduğunuzu bulamadığınızı, umutlanmışsınız, beklentileriniz olmuş ama karşılığını alamamışsınız. Samimisiniz, çok güzel, önünüz açık.
ama sıkıntı yaşamışsınız. Sırt, sol göğüs bölgeniz ve sırtınız. Yan tarafınızda ağrı, rahatsızlık dahilinde yaşamışsınız. Bir de önemli bir nokta var. Ayak bölgesi dahilinde dikkat edin. Beklentileriniz yarım kaldığı için sıkıntı yaşıyorsunuz. Renginiz turuncudur. Ve önemli bir değişim. Sormak istediğiniz bir şey varsa hemen sorarsanız size devam edeceğim, cevap vereceğim. Evet, bu arada telefon da alabiliriz. 515-3710 canlı yayın telefonumuz. Eğer Adana dışından ararsanız yapmanız gereken 0322 alan kodunu çeviriyorsunuz. Bize eşlik ediyorsunuz. Evet. Evet. Evet, bu arada Derya Hanım size dediğim gibi. Rumuz çılgın. Evet, ben anlatamıyorum demek ki. Rumuz çılgın, bakın. İsminizi kaç tane isim yazmışsınız? Uğur, Kurnaz, Emiş, Cemile. Ondan sonra teşekkür demişsiniz. Burada benim istediğim çılgın rumuzu, adınızı soyadınızı yazın rumuzdan sonra. Çılgın yazdınız, Uğur yazın, soyadınız neyse yazın. Ondan sonra isimler geliyor. Hangisi ne isim olduğunu yazın. Ona göre ben bilgi vereyim. Hemen bekliyorum. Bakın, sizin bilgilerinizi aksatmak istemiyorum. Gelen mesajlar seri seri geliyor. Sıranız geçmesin diye. Daha sonra yayına yetişmez. Daha sonrasında unutuldu kaldı demeyin diye söylüyorum. Evet, Rumuz Çılgın, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, anne adınızı hemen gönderin, bekliyorum. Bu arada Züveyde Genes yollamışlar. 15-10-1986 anne ismi Leyla demişler. Evet, biraz aşama olarak gerçekten Zübeyde Hanım büyük oynamayı düşünen, kafanızda büyük projeler oluşturan, karşılıklı değer veren bir kişisiniz. Ailesi ve birbirinize karşı destekli olan, samimi olan bir tabiatınız var. Sıkıntı herhangi bir şekilde olmasını kabul etmediğinizi ve kendinizi çok güzel ifade ettiğinizi söyleyebilirim. Ama stresli, ama sorundu, bunlardan kaldıracak herhangi bir pozisyona sahip değilsiniz. Özellikle Süveyda Hanım, süreçler önemli sizin için, yenilikler önemli sizin için ve doğum tarihiniz 15-10 Ekim ayı. Ekim ayının sizin için önemi var. Neden derseniz Kurban Bayramı'na tekamül eden bir tarih olarak geçer. Ama önemli olan tarihler içerisinde zaten bu bayram size birçok konunun yüzleşmesini göstermiş. Kimin ne kadar samimi, size ne kadar yakın olduğunu, güneş kadar parlak veya bir gecenin karanlığı kadar uzak olduğunu görmüşsünüz. Yalnız kalan, sıkıntı yaşayansız olmuşsunuz. İsterseniz siz bunu aşabilecek güçtesiniz ama bu zaman süreci içerisinde görmeniz gereken nedir? Kendinizi anlamanız, zaman durumunu iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Çok iyi hesap ettiğiniz takdirde sorun yaşamazsınız ama hesap etmediğiniz noktalarda problemler, sonuç olarak sıkıntılar yaşamak imkanı var. Dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bunu gerçek anlamda bir noktaya taşırsanız iyi bir sonuç alabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü sıkıntılar sizi rahatsız ediyor. Huzursuzluk veriyor. Bunu da açtığınız zaman iyi bir sonucu elde edebilirsiniz. Renginize gelince, özellikler zamanı içerisinde özellikle kırmızı tonlarının, parmağımla gösteriyorum, bu renk sizi canlı tutar, moralinizi zirve yaptırır, sakin olmanızı ve kendinizin yanlış karar vermenizden uzak tutar. Bu renk giysi kullandığınız zaman, takı ve aksesuar kullandığınız zaman fark edebilirsiniz. Çünkü siz sadelikten, kendinizi daha özelli ve çevrenizin sizi anlamasından daha iyi anlaşılır duruma gelen kişisiniz. Siz yalnızlığı sevmiyorsunuz. Siz kendi fikir ve düşüncenizi karşılıklı paylaşmayı seven bir insansınız. Ama biraz stres, biraz sıkıntı haliyle sizi yorduğu için ister istemez beklentilerinizin oldukça gerisinde kalmanız hem sizi üzmüş hem de çevrenizdeki kişilerden etkilenmişsiniz. Bir de öyle bir tabiatınız var ki son sözü ben söylerim diyorsunuz. Tamam, son sözü siz söyleyin, bir başkaları söylemesin. Ama söyleyeceğiniz konu da hem sizi hem de bir başkalarını gerçekten ilgilendirsin.
Lafı laf olsun diye konuşmayın. Boş olsun, laf olsun diye değil. Oradaki konuşmanız sizi ve çevrenizdeki o değer verdiğiniz insanları ilgilendirsin. Çünkü size değer verildiği için oradasınız. O değeri kaybetmeyin. Çok güzel bir konumunuz var. O itibarı sarsmayın. Gidişatınız güzel, düşünceniz güzel. Büyük oynamayı düşünüyorsunuz ama dediğim gibi bir düşüncenizin sonuna kadar gayret eden, düşündükleriniz gerçek anlamda bir noktaya taşımasını bilen ama sıkıntıya tahammülü olmayan kişisiniz siz ve burada yerine göre gerçek anlamda bir noktaya taşıdığınız zaman sizden iyisi yok çünkü mükemmel olan sizsiniz. Bir de bu dönem içerisinde aile içerisinde küçük küçük konular geçer. O konulara kesinlikle karışmayın. Sizi ilgilendirse bile bu yıl bitene kadar karışmayın. Bu yıl bitene kadar riskli, sıkıntılı bir dönem. 20 gün var bu ayın bitmesine. Yeni bir yıl, bu yıl nasıl biterse yeni yıl size onu getirecek diye söylenir biliyorsunuz. Ve bu da oldukça önemlidir. Siz gönlünüzü ferah tutun, iyi şeyler düşünün. Olmasını istediğiniz güzellikleri düşünün. Eğer olmasını istediğiniz, herkes için söylüyorum, olmasını istediğiniz bir güzel bir dileğiniz var. Eğer bunun içine birazcık kötülük, biraz olumsuzluk, biraz sıkıntı koyarsanız, kalbinizi ikiye bölerseniz, bir yandan olsun derken bir yandan olumsuzluğu yaşarsanız, o zaman siz kendinizi suçlamış ve o olumsuz olan kötü enerjiyi kendiniz kabul etmiş oluyorsunuz. Siz hayatında kötülüğü koymayacaksınız, düşünmeyeceksiniz. Düşündüğünüz zaman o kötü enerjiye ortak oluyorsunuz. Kendiniz istiyorsunuz. Bu yüzden bütün işlerinizde kilitlenme yaşarsınız. Ondan sonra Ali'yi, Veli'yi, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatma'yı suçlarsınız. Bu yüzden ne kimseyi suçlayın, o zaman diyebilirsiniz, ha tamam kararı ben verdim dersiniz. Karar vermediğiniz zaman hep düşüncenizde şu, yıllar da geçse, keşke o kararı verseydim, böyle olmazdı dersiniz. Yanlış bir evlilik yaptınız belki de. Belki yanlış bir adım attınız, yanlış bir iş başarısına yönün açtınız. Ama işte de başarılı olamadınız. Çünkü yanlış bir işti, adı üstünde. Onu doğru bir şekilde düşüneceksiniz. Kazancını doğru bir şekilde yapacaksınız ki kazanacaksınız. Yoksa sıkıntıyı bütünüyle yaşarsınız. Dikkat etmeniz lazım. Bu arada Cuma ve Pazar olumlu gününüz sayınızda 7. Onu da söyleyeyim efendim Zübeyde Hanım. Evet, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ali Arslan, anne adı Zeliha. 15-11-1975 doğumlusunuz. Karşılıklı görüşmeler sizin için çok şeyler ifade ediyor Ali Bey. Düşündüğünüz ve düşüncenizi sonuna kadar destekleyen, sahiplenen bir özelliğe sahipsiniz. İhtimalleri geri plana bırakmıyorsunuz. Bir konu değil, birçok konuyu kafanızda bütünleştiriyorsunuz. Aşacağınız süreçleri hani bir buradan düşünüyorsunuz, buradan bir çözümlemeyi, bir de buradan. Eğer biri olumsuz biterse buradaki olumluluk bir bütünleşeceğine inanıyorsunuz ve bir kademe daha yükseleceğini düşünüyorsunuz. Peki bu düşünce gereken nedir? Aynı anda birçok aşamanın gayretini, neticesini elde edebilir, başarılı bir şekilde taşıyabilirsiniz. Bu zamanda bunu yapacak kişi ve gayret sizde var. Sadece karşınızdaki insanın, siz güvenirken onun da size güvenini kazanmak, karşılıklı güven kazanmak zorundasınız. O kişi size karşı güvenini zedelerse kaybedersiniz, sıkıntı yaşarsınız. Bu da pek sağlıklı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü istediğiniz noktaların da gerisinde kalmanızın sorun yaşatabileceğini düşünmek gerekiyor. Bunu aştığınız zaman Allah'ın izniyle istediği noktaya varabilirsiniz. Yoksa sorunlar, yoksa ister istemez problemlerle yüzleşebilirsiniz. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yalnız sizi ilgilendiren, bakın 2013 yılı istediklerinizi pek vermemiş. Neden vermemiş? Hiç düşündünüz mü? Evet, şöyle bir düşünelim. Neden vermemiş? Şu an bir iki dakika dahi dolmadan kafanıza şöyle gözünüzden bir anda geçiyor durumlar. Kaçırdığınız fırsatları bir düşünün. 2013'ün 4. ayı, 5. ayı, 6. O tarihle sıcak da havalar. Hatırlayın diye söylüyorum. Kolaylaştırıyorum işinizi. Çok güzel bir fırsat dönümüne geldiniz. Değerlendirecektiniz ama kararsız kaldınız.
ertelediniz. Ve artı başka bir konuya yöneldiniz. Yaz sıcağı dahilinde hatta yolculuk, şehir dışı yolculuğun gündeme geldiği dönem. Yani şehir dışına gitmeniz gerekiyordu. Ve önemli bir karar aşaması sizi geri adım attırdı. Sizin şu anki kaybınız geçtiğimiz yıllara göre şu an çok farklı. Adınız. Bunu kimseyi suçlamayın. Önce kendinizde bir vicdanın bir hesaplaşma yapın. İnsan en önce kendini yargılamalı. Kendi yaptığı yanlışlarla yüzleşmeli. Sizin yaptığınız yanlış nedir? O anda acele bir kararla, yani duygusal davranınız. Her şeyde duygusal davranmak iyi bir sonuç vermiyor. Duygusallık yerine göre sonuç verir. Duygusallık aşkta sonuç verir. Duygusallıkla karşılıklı sevgide sonuç verir. Ama siz iş ilişkinize vicdan ve duygunuzu kattığınız zaman kazancınızdan kayıplar yaşarsınız. İşinizden ödün verdiğiniz için kayıplar yaşarsınız. Çevrenizdeki insana karşı esnek olduğunuz için ama karşı tarafın o esnekliği farklı kullandığı için sıkıntılar yaşarsınız ki bunlar yaşadınız. Ve şu an siz kendinizi toparlamakta zorlanırsınız. Aslında gidişatınız güzeldir. Ama geçmişe göre kıyaslayın diyorum. Bakın hesabımız her zaman nedir? Olması gereken nokta. Siz olması gereken merkezi kuvvetten, merkezi durumdan uzaklaşmışsınız, aşağı eksiğe düşmüşsünüz. Normalde yükselmesi gereken bir açı var. Bu açının merkezine baktığı zaman birleşimdir. Eğer bunu yerine göre değerlendirebiliyorsanız siz başarılısınız. Siz başarınızı başkasına yüklemişsiniz. Ve bu yüzden sıkıntı yaşıyorsunuz ki bunda sıkıntının envanterinden zararını siz çekiyorsunuz. Dikkat edin. Burada iki kişinin fikri var. Biri ya ortak çalışma yapmışsınız, ortak fikirden dolayı, bir de devlet dairesi dahilinde bir konuda işiniz yarım kalmış. İleride bir evrakla ilgili bir koşturmanız olabilir. Dikkat edin. Bir koşturma görünüyor, haberiniz olsun. Evet, hemen o iki kişi dahilinde bilgileri de gönderirseniz ortak ilişkinizin sonucunu da size aktarmaya çalışacağım tabii ki. Evet. Rumuz Güneş. Şimdiden teşekkür ederim demiş. İş konusu genel olarak bakar mısınız demiş. 15-10-1988. Bugün yazı tahtasına yazmayacağım. Ama şunu söyleyeyim. Hayatınızdaki bazı değişimler o kadar hızlı değişir ki Rumuz Güneş, gerçek anlamda fırsatları, imkanları, olanakları güzel yakaladığınız zaman geri planda kalmadığınızı, değişimleri güzel bir şekilde şekillendirdiğinizi gördüğünüz zaman siz bile değişimlerin farkını hisseder, görebilirsiniz. Siz istekleriniz, düşünceniz, düşündüklerinizi doğru bir şekilde yansıttığınız zaman farklı olduğunuzu her halinizde gösterebilirsiniz. Yalnız bir gerçek var. Hayatınızdaki değişimlerde, fırsatlarda bu olması gereken noktalar içerisinde sıkıntıları veya süreçleri yaşadığınızı ve en önemlisi de hayatın içindeki beklentilerinizin zorluklarını gösterir. Siz isterseniz bir konu içerisinde yardım alın. Bu konu nedir? Rumuz Güneş. Çok hassas bir tabiatınız var. Birincisi, tuttuğunuz, hani bir takım tutulur ya, takımı tuttuğunuz zaman sonuna kadar yanındasınız. Sevdiğiniz, sevdiği insan sonuna kadar yanındasınız. Ama siz ihanet, aldatmacılar, olumsuzluk ve kaldıracak, sıkıntıları kaldıracak kişi değilsiniz. Çünkü çok hassas bir bünyeye, çok hassas bir tabiata sahipsiniz. Seçkin ve seçicisiniz. Özellikle de İş konusu dahilinde bir sıkıntılar yaşadığın zaman da toparlanmasını biliyor. İstediğiniz desteği de aldığın zaman rahatsınız. Güzel bir haberiniz var. Ama bu haber bir desteksiz. Haberiniz olsun. Baktığınız zaman empatiye koyduğunuz zaman diğer insanlardan, çünkü herkesin kendi statüsü farklıdır, duruşu farklıdır. Konuşması farklıdır, diksiyonu, hareketi, saç rengi, göz rengi, boyu, ten rengi, giyinişi dahi farklıdır. Çünkü herkesin kendine göre bir çizgisi vardır. Bu çizginin içindeki boyut sizin bulunduğunuz boyutu gösterir. Siz kendinize göre özveride bulunan ve bunu çok güzel ifade eden kişisiniz.
giyime oldukça önem gösteren, kendini gösteren bir kişiliğiniz var. Siz hassas bir tabiatınızdan dolayı bulunduğunuz ortam içerisinde sıkıntıya girmediğiniz zaman başarılı olabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Rumuz Güneş, çok güzel bir imkanınız var ama siz sıkıntıyı 3 kişiden yaşamışsınız. Biri geçmişte iz bıraktı, unutamıyorsunuz. Biri şu anki durumda yüzleşiyorsunuz. Biri de hemen yanı başınızda, yani yakınınızda bir süreç içerisindesiniz. Bir karmaşa içindesiniz. Siz çevrenize karşı güvensizliklerle yüzleşiyorsunuz. Bugüne kadar her şeyinizi ortaya koymuş, ben buyum diyen kişisiniz ama karşıdaki kişi bu dürüstlüğü size yansıtmıyor. Lakin bu düşüncenizi de başkasına kabul ettirmek için uğraştığınız takdirde de istediğiniz desteği alamıyorsunuz. Bunun karşılığı sizin yükselmeniz aslında. Onurlu olmanız, mutlu olmanız gerekiyor ama bunu olamıyorsunuz. Bu da bambaşka bir sıkıntı, bambaşka bir olumsuzluk olarak yansıyor. Üzülen de siz oluyorsunuz. Aşmanız gereken noktalar içerisinde ise isterseniz gözyaşı döküyorsunuz. Üç kişinin fikri önemli. Bunlardan bir bayan görünüyor, iki tanesi bay görünüyor, haberiniz olsun. Ve özellikle bu dönemlerde vereceğiniz kararlar sizin için oldukça önemlidir. Yerine göre değerlendirirseniz bambaşka bir değişim, karakter yakalamış olabilirsiniz. Değerleri görmüş olabilirsiniz. Yani kendinize verilen değeri de kaybetmeden bir noktaya taşıyabileceğinize inanıyorum. Bir de önemli bir karar döneminiz var. Olması gereken noktalarda isterseniz başarır, isterseniz bunu da bir noktaya taşıyıp sahiplenebilirsiniz. Genel olarak aile içerisinde bir konuda rahatsızsınız. Ve bu da oldukça önemlidir. Sizin için olması gereken noktalarda 15-10-1988 doğumlusunuz. Bu da sizin hayatınızdaki değişimlerde oldukça önem ve kendinize değişimleri verdiğinizi gösterir. Renginize gelince, renginiz açık mavidir. Umutlarınız ve düşüncenizi gösterir. Beklentilerinizi sahiplendiğinizi gösterir. Ama siz bugüne kadar hep tek başına kaldığınızdan dolayı, düşüncenizi gerçekleştirmekte zayıf kaldığınızdan dolayı hep üzülen, hep yıpranan, hep düşündüklerinizin gerçeğinde sorunlarla tek başına kalan sizsiniz. Yalnız tartışmaya bu dönemlerde isteseniz girseniz de değişemiş yok, girmeseniz de. Ama girmemek hem moral yönden sizin için iyi olacaktır hem de kendinize göre rahat edeceksiniz. Bir de sabahları kalktığınız zaman hani bir insan böyle kalkıp böyle gelir ama siz öğleden sonra şu saat biraz önce yaptınız. Yani yapmayın. Böyle yapmayın, etkileniyorsunuz. Bir de bazen minik hareketlerinizde bazı kişiler farklı algılıyor, üzülüyorlar. Gününüz cuma, önemli kararlar verebilirsiniz. Sayınız 3 ve en önemlisi de Aralık ayındayız bu yıl. Kalbinizden geçen aslında 2013'te çok dilekler dilemişsiniz. Bunların bir kısmı diyorum çünkü üstte çok dileğiniz olduğu için söylüyorum. Çok güzel gerçekleşen olmuş ama o dileğin devamını siz getirmemişsiniz. Hani adak yaparsınız, şunu yap, olursa bunu yapacağım diye getirmemişsiniz. Bu yüzden bazı konularda kilitleniyorsunuz. O elinizde yan tarafa yaslamayın, karın bölgenizde elinizi çekin, rahat edersiniz. Lütfen başınızda çok öne eğmeyin. Evet, Rumuz Güneş. Evet, dediğim gibi bilgileri de hemen gönderirseniz sizin bilgileri de paylaşacağım. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, orta yazıp boşluk bırakıp adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı bize gönderebilirsiniz. 3834 mesaj numaramız. Ayrıca 0322 alan kodu Adana'nın 515-3710 canlı yayına katılıp eşlik edebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, burada çayımızı da soğutmayalım. Çay içiyorsanız mutlaka çayı önce karıştırılmış olarak gelsin. Siz karıştırmayın, yorulmayın. Ses çıkıyor, gürültü yapıyor. Evet. Yok, böyle yorulmayacaksınız. Hazırdan gelecek. Bir yayına katılsın bir izleyicimiz. Ona soralım bakalım. Çayı karıştırarak mı getiriyorlar? Karıştırılmadan mı getiriyorlar? Ben bir yerde gördüm. Çayı karıştırılıp geliyor. Yemeğe bile kaşıksız geliyor. Biliyor musunuz? Yok, kafasına dikmiyor. Oradan biri geliyor, o yediriyor. Lokantacı yiyor. Evet, gerçek diyorum ben. Bunu gördüm. Hani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Biz de gezdiğim için gördük. Lokantadan servis yapıyorlar. Yeri
Bu yeni değil. Öyle mi? Şimdi bu benim için olmadı. Yani genel baktım. Bir lokantaya girdik. Başka bir şehirdeyiz tabii ki. Birkaç arkadaşla gitmiştik. Girdik içeride biraz kalabalık. Etrafta kaşık yok. Tuz, biber falan var. Servis geliyor. Önüne konuyor falan. Efendime söyleyeyim. Ona söylüyorlar, getiriyorlar. Tabii her masa 2-3 kişilik sandalye var. 4 tane falan yok. Biz 2 kişi oturduk. Bir tane sandalye boş. İki arada biri daha, yani 3 kişilik. Ondan sonra tabak servise geldi. Ortada 2 tane kaşık sonra geldi. Beyefendinin biri geldi. Biz alışmışız, kaşığı aldık. Yok dedi, elinizi çekin dedi. Adam karıştırdı etti. Bir bana veriyor, bir o tabağa veriyor. Bir bakta herkes aynısını yapıyor. 3 kişilik masada. Evet. Resmini çekip getireceğim bunu. İnşallah o tarafa gidersin. Gör bak. Evet, feste de yayınlayacağım. Öyle bir durum yaşadım yani. Yaşamadım değil. Tek benim için değil. Baktım masada herkese böyle oturuyor. Bir kişi geliyor. Bir ona buna. Sadece ekmeği siz koparıyorsunuz. O kaşıkları ona göre. Artık ne yiyecek. Evet. Yabancı diyorlar ya. Çok gezen mi yoksa çok okuyan mı diye bir deyim vardır. Ben kendimi yormayayım değil mi? Çok mu geziyorum? Kendimi niye övdüm? Lütfen. Evet, bizim Mahmut da biliyorsunuz saz, gitar, orkestra şefi olduğu için oyunlarda hangi notadan neyin çıkacağını bildiği için kendini çok güzel gösterebiliyor. Geçen de bir eğlence ortamında kendini gördüm. 4 tane kamerayla hem düğünü çekiyordu hem de orkestrayı takip ediyordu. Bataryayı mı kullanıyordu? O kamerayı bıraktığı zaman. Evet, kamerayı bıraktığında bir tane sistem yapmış. Keman burada tutuyor efendim. Arkadaşım biri de saz çalıyor. O bir taraftan biri kemanın yayını şey yapıyor. Mahmut Bey de bir eliyle de neydi o, batarya vuruyor. Öyle bir hünerli bir ki anlatamam. Evet, gerçekten Mahmut'u tanıyanlar bilir. Mahmut Bey'i tanıyanlar bilir efendim. Evet, gelen mesajlarımız dahilinde hızlı bir şekilde neler varmış bakalım. Evet. Heyecan, heyecan, heyecan. Evet. Bir anda çok şeyler olabilir. Rumuz Hilal. ...01.08.1972 Bir de Rumuz Umut olarak göndermişler. Rumuz Hilal'den öncelikle söyleyelim. Rumuz Hilal, özellikle inadınızı bırakmanız lazım. Gerçekten arkadaşlığınız, dostluğunuz, samimiyetiniz, duygusallığınız güzel. Ama inatlaştığınız zaman farkında olmadan, bilerek veya bilmeyerek, bakın farkında değilsiniz ama bazen bilerek o anki durum, karşı tarafı üzmeniz mi gerekiyor? Üzüyorsunuz. Bazen bilerek dozaj aşıyor, ilerliyor ve bu noktaya götürüyor. Eğer bu noktayı tamamıyla hayatınızda yerini, değişimlerini gördüğünüz zaman siz bile şaşırıyorsunuz. Böyle bir fırsatlar dahilinde karşılaşabiliyorsunuz. Bunlar oldukça önemli noktalar. Zaman dilimi içerisinde tek başına kalan siz oluyorsunuz. Çünkü çevrenizin, sizin çevrenizden bazı konularda maddi, bazen de konuşmalarda yardımcı olacağınız noktalarda, paylaşımlarınızda sıkıntılarda yaşanıyor. Özellikle hedeflerinizde oluşturmak istediğiniz noktalarda teksiniz. Dostluklar içerisinde güzel yardımlaşmanız var ama en kötüsü biraz gururlu davranıyorsunuz. O gururu bencile dönüştürüyorsunuz. Bu biraz stres ve sıkıntı olabilir. Sorun yaratabilir. Baş ağrısı ve boyun ağrısına dikkat etmeniz lazım. 1972 doğumlusunuz. Bu da biraz sıkıntıları çevrenizden yaşadığınız konulardan kaynaklandığını, ailesel bir konuyu da kesinlikle aşmanız gerektiğini, toparlamanız gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü en önemli kararları bile oluşturmak istediğinizde tek başınıza kalmanız sizi üzüyor. Bu üzüntü hem süreçlerinizi hem de düşündüğünüz birçok konunun gerisinde kaldığınızı gösteriyor. İyi bir konu olmuyor aslında ama sıkıntı ve süreçler sizi geri planda bırakınca da en çok üzülen sizsiniz. Parasal bir konu aşmanız gerekiyor. İki tane
anahtar ve iki tane önemli kararınız var. Bu iki anahtarı alabilmeniz, vereceğiniz kararın olumlu veya olumsuz. Belki olumsuz bir kararınız anahtarı getirecek, belki de olumlu. Ama iki karardan sonra o anahtar yolu açılmış olarak görünüyor. Çünkü sizin bunun özellikle ön plana çıkıyor. Geçmişte gelen üç tane adağınız var. Bunlardan bir tane şöyle ifade edeyim. 1994'te bir tanesi, 1999'da bir tanesi, 2004'te bir tanesi. Üç tane de önemli adağınız çıkıyor. Bu adaklar dahilinde olması gereken noktalar geri planda çarşamba ve pazar olumlu gününüz. Önemli olan bir nokta içerisinde lütfen bu dönem alacaklarınızı toparlayın. Ama harcamaya gayret etmeyin. Biraz birikiminizi tutun, sahiplenin. Özellikle de tik kaldığınız bir nokta var. İstediğiniz desteği, yardımı alamadığınız ve sıkıntılar yaşadığınızı gösteriyor. Bunu kesinlikle aştığınız zaman toparlanma sürecine girmiş olabilirsiniz. Kendinizi toparladığınız zaman da sonuç alabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Bir de aileden hariç akrabanız olabilir. Birinci aileden hariç akrabanız veya tanıdığınız birinden çok ciddi bir şekilde yardım alabilirsiniz. Bu maddi yardım da olabilir. Bunu geri plana bırakmayınız lütfen. Alo. Alo. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben de buyurun. Bu bir fal programı değildir. Önce onu söyleyeyim. Falcı evet, değilim. Allah korusun. Duyuyorum. Evet, burada kişilik ve karakterinizi sizle paylaşıyorum. İsminizin içerisindeki harflerde sizin tabiatınızın, kişiliğinizin ve beklentileriniz dahil bunları sizle paylaşıyorum. Adınız ve soyadınızı alayım efendim. Soner Üstü. Soner Üstü. Üstü. Evet. Şuraya yazayım bir dakika. Evet. Doğum tarihiniz? 2. ayın 27'si 1981. 1981. Evet. Annenizin adı? Fatma. Fatma. Soner Bey. Evet. Çevrenizde çok çok barışık ama son noktada hayal kırıklığına uğramış biri olarak görünüyorsunuz. Özellikle bakın 2013 yılının 5. ayı, 6. ayı, 7. ayı hızlı bir geçiş süreci ama sıkıntılarla yüzleştiğiniz tarih. Siz samimiyeti ve kafanızı çok iyi kullanan aktif bir insansınız. Zekanızı çok iyi kullanıyorsunuz. Bilinçli hareket ediyorsunuz. Sadece hayal kırıklığına uğradığınızdan dolayı toparlayamıyorsunuz. Bu da isterseniz beklentilerinizin karşılığını alamadığınızı ve sorunlar yaşadığınızı gösteriyor. Doğru mu efendim? Doğru. Ve çok güvendiğiniz birinin geçmişte gelen 2006, 2007, 2008 yılından gelen hala sorunlarıyla bu yıl dahilinde uğraşmışsınız. Doğru. Bakın, siz hani taşı tutsanız suyunu çıkartırsınız diye bir deyim vardır ya. Ben bunu şöyle diyeyim size. Kafanızı çok iyi kullanıyorsunuz. Çıkmaza girdiğiniz zaman hangi yerden nasıl çıkacağınızı, nasıl çözümleyeceğinizi, nasıl bir pratik zekayla çıkabileceğinizi çözümleyen kişisiniz. Evet. Yanlış mı efendim? Değil mi? Evet, doğru. Şu ana kadar siz en yakın dost dediğiniz, yakın bildiğiniz kişilerden madikler yemişsiniz, sıkıntılar yaşamışsınız. Orasını bilmiyorum tam da. Olabilir de, olmayabilir de. 2007 yılında ortak bir çalışma diyelim, ortak bir kararla beraberinde alınması gereken bir karar bir anda bir konuşmadan dolayı, sevdiğiniz birinin kıramadığından dolayı geri adım atma zorunda kaldınız desem. Ne dersiniz? Olabilir. Hatırladınız mı? Anladım. Eğer ki o karar tam tersi uygulamış olsaydı, çok farklı bir noktada şu anki hayatınız dahi değişmiş olduğunu desem. Ne dersiniz? İyi olur, olabilirim. Ama olmadı. O zaman olmadı. Olmadı. Ya onu demek istiyorum. Ama şu anki gidişatınızda tamamen yükselişinizi gören bir insansınız. Öngörünüz çok güzel. Önünüzü görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Ama ben de diyorum ki de 2014'de çok planlı gidin. Peki bu planlı nedir? Siz 2013'te
maddi çöküşler üstünde yaşadınız. Sıkıntılarla yüzleştiniz ve olması gereken kilitlenmeleri, yani olacak şeyler hep kilitlenmelerle dolayı gerçekleşmedi. Sorun yaşadınız. Bu da şöyle ifade edeyim, müsaade ederseniz, izin verirseniz. Bakın, renk kataloğumuzda sizin renginiz yeşil. Sevgili kameraman arkadaşımız. Görüyorum. Görüyorsunuz. Evet. Dört tane kameradan birini ayarlayacak şimdi omuzunda çünkü. Şu an üstteki siyah tamamıyla sıkıntılarla uğraştığınızı gösteriyor. Evet sayın yönetmenim, şimdi şu anda kamerayı da görüntüleri yakınlaştırarak bakın. Yeşil sizsiniz. Üst tarafta sıkıntı var. Bu sıkıntıyı tamamıyla üstünde çöreklendiği için problem yaşıyorsunuz. Lila rengi, eflatun rengi zenginlik ve rahatlamayı gösterir. Ama siz bu rahatlamayı iki koldan sıkıntı olarak yaşamışsınız. Ve bunu Ramazan ayı dahilinde yükseliş olarak olması gerekirken problemler yaşadığınızı gösteriyor. Doğru mu efendim? Doğru. Kiremit rengi rengimiz var. Hemen yeşil sizsiniz. Burada çok güzel ileri dönük planlar yaptığınızı, anahtar, ev, arsa, araba dahilinde gündeme gelen bir destekleri çok güzel olacakken sıkıntı olduğunu, bir de Konya tarafı, Mevlana tarafına geçmişte kalan bir adağınız olduğunu gösteriyor. Evet. Bunları eğer gerçekleştirin Allah'ın izniyle, o kurban olduğuma Allah'ın izniyle önünüzün nasıl açıldığını siz bile şaşırırsınız. Kendiniz bile şaşırırsınız. Bugüne kadar olması gereken noktalarda sorunları sizler yaşadınız ve gördünüz. Ama şu an vereceğiniz karar sizi ilgilendiriyor. Ciddi bir şekilde yükselişiniz var. Yeşili görüyorsunuz değil mi? Yaprak şeklinde. Görüyorum. Bu sizsiniz işte. Çevrenizdekiler de sizin yaşadığınız olaylardır. Yüzleştiğiniz, karşılaştığınız olaylardır. Sizin şuradaki mavi aydınlığınızı, rahatlayacağınızı gösteriyor. Kişiliğinize ödün vermeyen, karakterinize ödün vermeyen ve kıskançları aşabilecek noktayı gösteriyor. Yalnız hep tek kalmışsınız. Onu da belirtmek istiyorum. Bu arada yönetmenime de teşekkür ediyorum. Ekranda kataloğumuzu net olarak gösterdiği için. Murat Hocam bir de şeyi soracaktım. Eşimle ilgili. Buyurun. Eşinizin ismini alayım. Meyren. Meyren. Evet. Soyadı? Meyren Üstün. Kızın soyadı? Umutlu. Umutlu. Doğum tarihi efendim? 1985. 86 pardon. Kaçıncı ayın kaçıncı günü? 6. ayın 6'sı. Anne adı? Meyve. Kendi ismi, anne ismi mi almış? Aynen. Çok güzel ya. Çok güzel gerçekten. Evlilik tarihinizi alabilir miyim? Evlilik tarihi 2004. Pardon, 2004. Kaçıncı ayın kaçıncı günü? 2 Ağustos'ta hangi aya geldiniz? Ağustos 8. ay. Evet. 8. ayın kaçı? 24. 24. 18, 24. 24 diyorsunuz. Evet. Evet, çok güzel bir tarih. Bakın, evlilik eşiniz tarafından gündeme geliyor. Altıları görüyor musunuz? 6, 6, 6. 3 tane altımız var. 24'ü 4 ile 2'yi toplarsanız 6'dır efendim. Evlilikler. 24'te 0'lar çıkardığınız zaman yine aynı şekilde 24'ü ve 6'yı temsil eder. Eşiniz ikilemlik sürecini aşmasını bilen kişidir. Eşinizin isim karakterine baktığınız zaman 6 tane harf vardır. Sonra da duyuyorsunuz. Duyuyorum. Yalnız sıkıntılar var. Yoktan yere sıkıntılar yaşadığınızı, birbirinizi anlarken problemler yaşadığınızı ve bir başkasının bazen sözü, bazen dışarıda konuşulan, bazen başkasının tepkisinden dolayı problemlerle uğraştığınız görünüyor. Bu yüzden bakın, 2004 yılında evlendiniz. Hatırlarsanız ben size ne dedim? 2006, 2007, 2008 yıllar dahilinde 2003'ten başlayan bir tarih verdim az önce. Sıkıntılar. Ama bu süreç içerisinde 2008'de sorunlar yaşamışsınız. 2006'da da sorunlar, evlilik içerisinde sorun yaşamışsınız. Doğru.
ve en önemlisi, üzerinizde nazarın olduğunu ve başka şeylerin olduğunu söylüyorum. 2011 ve 2012 kapsamında soruların daha çok gündeme geldiğini, televizyon sesini biraz kısabilir misiniz? Çok yankı yapıyor farkındaysanız. Evet. 2011 ve 2012 sorunların tekrar gündeme geldiğini ama bu aşamalar dahil de 2013'te yüzleştiğiniz bir konudan dolayı ciddi kafanız karışmış. Bazı şeyleri düzlüğe çıkarmak isterken sorunlarla uğraşıyorsunuz, birbirinizle uğraşıyorsunuz ve dışarıdan gelen tepkilerle. Sevginiz var. Bakın sevgi var. Ama sorunlar da var. Bu sorunlardan dolayı toparlanmanız güç oluyor, problem oluyor. Anlıyor musunuz efendim? Anlıyorum. Peki, bunun sebebine nedir? Nazar vardır. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunlar, az önce resimleri gösterdim. Evlilik olarak iki resminizi birleştirerek hareket edelim. Şimdi, buradaki renk kataloğumuza sevgili yönetmenimden rica edeceğim. Şu anki resmimizi ekrana alalım. Dikkat ederseniz az önceki resimde sizi bu renkten göstermiştim. Görüyorsunuz değil mi? İkisi de farklı renkler. Evet, bu ayrı, bu ayrı. Burada evliliğinizin rengini göstereceğim. Evlilik renginiz sizin aslında kırmızı olması gerekiyordu. Şu. Ama bir gariplik var ki sizde olması gereken gariplik turuncuda bir enerji potansiyeliniz var. Kırmızı alacalıdır. Dikkat çeken ve başarılıdır. Ama şuradaki turuncu sizinki. İki tarafta bir ara her şey ipler kopacak duruma gelmiş. Sorunlarla beraber, yüzleşmelerden dolayı. Doğru mu efendim? Doğru. Hala bunlar kapanmış değil. Bir yara sadece üstü sıvamış. Duvar çatlamış, üstü sıvamış. Her an bir şekilde gündeme gelebilir. Bu arada geçmiş olsun. Evet. Yeşil, beklentilerinizin çok güzel olduğunu gösteriyor. Siz çok samimisiniz ama karşılığında o samimiyeti, içtenliği görmek istiyorsunuz. Hayal kırıklığına tahammülünüz yok. Seçicisiniz. Artı, hemen yanında açık bir mavimiz var. Bu sizin yükselişiniz. Eğer tepkileri kapatmadığınız takdirde, halinizi düzene koymadığınız takdirde sorunlarla yüzleşebilirsiniz. 2014 uyarı. Az önce size dedim ya, nazarınız ve adağınız var diye. Bunları kaldırdığınız zaman rahat edersiniz. Peki kaldırmasanız ne olur? İyimser bir bakalım. Kaldırmasanız şu anki durumdan farklı bir değişim olmaz. Biraz iniş, biraz çıkışla devam edersiniz ama biraz ağzınızın tadı eşittir. Çünkü burada gösterdiğim tariflerle beraber aynı şekilde sorunlarımızın devam ettiğini gösteriyor. Yani buradaki sorunumuz neydi? Burada tarihleri zaten gösterdim. Buradaki karşılaşmanın devamını yaşadığınızı gösteriyor. Sizin kısa zamanda toparlanmanız gerektiğini, eğer bunu toparlayamazsanız sorunlarla yüzleşirsiniz. Evet. Sormak istediğiniz ne varsa burada sorun efendim. Başka bir soru olan bir şey yok. Söylediklerimize yanlış var mı efendim? Hayır. Kendinize dikkat edin. Bu arada oturduğunuz yer, sizin iki tane yol hemen eviniz ortaya düşüyor. İki tane yol geçiyor ve ön taraftan geçen bir şekilde alanda kalıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Evinizin iki tarafında bir yan tarafı, bir de arka tarafında boşluk var. Bir de araba park etmek için diyelim, bir alan boşluğu diye düşünün. Arka tarafında bir boş arsa gibi alan yansıyor bana. Evimizin hemen dönüş olarak baktığım zaman yolun biri aşağı, biri de yukarı doğru geliyor. Yani biraz eğimli bir yolun üstünde oturuyorsunuz siz. Evet. Kendinize iyi bakın. Evinize nazar var ama geçecek şeyler. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam ediyor. Evet. Bizlerle ayrılmayınız. Yem Fabrikası. Sayın çiftçi hemşehrilerimiz, daha fazla, daha kaliteli, daha erken ve daha uzun dönemlerde hayvanlarınızdan verim almak öncelikli hedeflerimizdendir. Sis yem kalitesiyle teknolojide en son yenilikleri sunmaktan gurur duyarız. Hayvancılık sektörüne kaliteli yem imal ederek üretimi artırıcı, daha sağlıklı, bol sütlü ve iyi formül olarak yemlerimizi çiftçilerimize sunuyoruz. Sis Yem'de büyük baş ve küçük baş hayvanlar için besi yemi, süt yemi ve tüm yem çeşitleri otomatik bilgisayarlı sistemde el değmeden hazırlanmaktadır.
2 yıldır sistem kullanıyoruz. İneklerimizde süt farkını gördük. Bugüne kadar çok sütyemi kullandık.